Mustafa'sın. Size 5000 dolar alabilirse kimler verir? Emiroğlu, Hasan Hanımoğlu derler bana. Evet. Peki, sizin mesleğiniz bu mu, başka meslek değiştirdiniz mi? Değişik meslekler yaptım. Nereye? Şöyle kısa bir yolda. Belediye Çay Bahçesi'ni yukarı belediye kulübünü çalıştırıyordum. Bıraktım, bu işe başladım. Peki. Başka bir sanatın var mı? Sanatım yok. Yok. Peki, size de sorayım. Bu memleketten Besni'nin halkı neden göçtü? Daha önce işsizlik nedeniyle göçtü. İşsizlik nedeniyle? Evet. Şu andaki bazı iş yerlerinin açılmasıyla göçün durduğunu zannediyorum. Evet. Peki şimdi ben diyorum ki, şimdi diyorlar ki buradan kazandı, dışarıda gitti fabrika kurdu. Peki burada kazanıyorsa dışarıya niye gitti bu adamlar? Bu doğru mu yanlış mı? Şimdi aslında doğru tarafı da var, yanlış tarafı da var bence. Hı. Şöyle ki ifade edeyim. Adam normal olarak bir kalabalık yapmayın oğlum. Bir sermayeye sahip oldu. O sermayeyle burada yapacağı işe hani kendi imkanları dahilinde yapacağı, mesela diyelim ki bir iplik fabrikası veyahut da bir halı dezgahı. Evet. Bunu kuramaz durumda elindeki sermaye. Ama bu sermayeye dışarıda imkan bulabiliyor. Ya kendine bir ortak bulabiliyor, ya işte şöyle ifade edin. Sanayi olarak yetiştirmiş olduğu işçiden fayda göremiyor burada. Evet. Şu anda da bir kıpırtama var Besni'de. Evet. İşçi bakımından olsun, İplik bakımından olsun, bir iki tane fabrikanın kurulmasıyla sanayiye bayağı bir katkıda bulundu. Evet. Ben de diyorum ki, şimdi Besniler olarak, evet. Antep, Adana, Mersin, Uşak, İstanbul ve Besni. Evet. Toplanıp diyorum, bu, ben fikrimi ortaya koyuyorum, yani evet. Bir eleştiri olarak. Bir site kuralım, Besniler Vakfı. Besniler Vakfı. Şimdi şirket. Yani bir alalım, Besni'den vakıf, şimdi şirket kuralım. Sayın kardeşim, öyle bir şey ki daha önce de burada o faaliyetlere geçildi. Ha. Mesela bir fabrika kurmak istediler. Aşağı yukarı 200-300 tane üyesi vardı. Bu başarıya, yönetim bu başarıya kavuşturamadı. Ha. Hatta dışarıdan yardım alma şartıyla bunu başaramadılar. Başaramayınca vatandaşta bu bir yan etki yarattı. Evet, yani güvence sağlayamadılar. Evet. Daha önceki bu durumlarda bir güvence sağlamış olsa bugün Besni'de hakikaten kooperatifleşme yürürdü. Şuradaki yeni bir Besni yapı kooperatifi kuruldu. Kaymakamlık ve belediyenin kanalıyla, işbirliğiyle vatandaş buna bile cesaret edemiyor. Halihazırdaki bu kooperatiflere 250 veya 350 arasında üyesi var. Evet. Şimdi ikinci şık şu. Bu faizlerle zaten kim sanayi kuruyorum dese yanlış. Biz diyoruz ki kuracağımız şirket devletin faizine dayanmadan kendi emşerilerimizin sermayesiyle, mesela Karardın'a bir site kuralım, 500 tane ev, 500 tane dükkan. Seve seve bu halk gider. Bunu 15 sene, 20 sene vadeli, herkes yanında işçi çalıştığı, tam kana geçtiği zaman memleketin çocuklarının parasını tek tek o gelirle öder. Hani hem ucuza. Şimdi bu bizim katkımızla, bugünkü şartlarda kalkıp bir bankadan para alsan en aşağı faizi anayı geçiyor. Vatandaş da buna cesaret edemiyor. Şimdi o bakımdan diyorum ben. Amca, ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Ben Besni'den ayrılalı, yani benim ailem 70 senesinde ayrıldı. Ha. 91 kaç sene diyor? Değil mi? 80'de. 70'de ayrıldı. Şu anda 91. 21 seneden beri biz şehir dışındayız. Yani Besni'nin dışındayız. Besni'nin gittiği yerde Adana, Gaziantep, Uşak, İstanbul'da ve bunun yanında 67 yılında hemen hemen çoğuna dönemlerden o ilçelere, o illere çok çabuk adapte eden, ünever bir insanı var. Evet.
ben bir besin olarak bundan ısrar ediyorum. Ama besinde niye kendini adapte edemez? Kendi ilmine veya kendi ilçesine diye. Adapte edemediğinin sebebi besini daha önce yöneten insanlar besinin hakkına sahip çıkmamış. Besin insanına nasıl sahip çıkmamışlar? Partililer. AB partisi bir ayrım yapmıyor. Evet. Yönetmişler hep kendi ceplerini veyahut da kendi mevki çıkarlarını düşünmüşler. Kendi partinin bünyesinde partiyi odak noktalarda tutan yani yönetimi oluşturan kişilere 3-5 vermişler ama halka bir şey vermemişler. Evet. Bunun sebebiyle halk da gerçekten münevver çalışkan. Cesur. Ben Güneydoğu'da en münevver insan benim kendi halkımı söylerim. Yani evet. Evet. Kültürüyle, aynı edebiyatıyla, çalışkanlığıyla, insanlarla, diliyle de aynı zamanda. Evet. Diliyle her yere gittiğinde Besne halkı kendi dilini hiçbir şekilde hiçbir dilin etkisi altında kalmaksızın kendini adapte eder. Yani oraya uydurur. Evet. Çok bu böyle esnek ve yürekli çalışkan insanı var. Ama bunu Besne yapamam. Sebebi nedir? Şimdi bu iki noktada benim kendi şahsım hayatımda iki noktada toplandım. Besni öz kendi temsil edip de gönderdiği, mecliste gönderdiği adamlar sahip çıkmamışlar. Bir, Besni'ne bağcılık varmış tarımla. Evet. Besni'deki bağcılık bugün ölmüş mü? Evet. Besni'ne hangi bağcılık? Evet, Besni'nin toprağında bulunan bazı ağlarımız var. Beylerimiz var. Evet. Bu adamlar da sahip çıkmamışlar. Kendiler kendilerinin topraklarını korumamışlar ki. İyi günler. Evet. Nasıl korumamışlar diyeceksin, evet toprağını korumuşlar ama adamlar Besni'ye fazla miktarda gelir getirip Besni'ye bunu şey yapmamışlar, yansıtmamışlar. Sermaye yansıtıp güven vermemişler. Bunu yansıtmamışlar Besni'ye. Evet. Gelelim sanayi, ben sanayi çocuğuyum yani sanayi çocuğum derken benim babam dokumacıydı, bize kavaslar derler. Evet. Ben Mehmet Tostum'u. Biliyorum. Şimdi sanayi de burada, biz burada çocukken ben sanayide yeni tezgahlar geldiğinde ben buradaydım, dokuma tezgahları ilk geldiğimde. Evet. Bunlara bir şey verim yoktu. Benim amcam çıktı, uşağa gitti. Biz çektik, İstanbul'a gittik. Sanayi de burada temel bulmayınca, temel bir unsur mesela fiyat, geryan, dükkan, pazar. Olmayınca ne oluyor? Besinler, esnaflar, tek diye başlıyorlar. Hayır. Sanayi buluyor. Burada dokumacısa gidiyor başka yerde başka meslek yapıyor. Başka bize başka şey yapıyor. Bu Güneydoğu'nun ve Doğu'nun kaderi böyle. Biliyor musun? Kastı, Sivaslı hakimdir. Olabiliyor. Gerçi Adıyamanlar azınlıkta da nüfusu da azdır zaten bu illere nazaran. Bizden 70 kilometre de uzaktalar. Sanayileri de yok, sanatkarı da yok. Onlarda bir daha bak, kültür de yok. Bizim Besni'ye şöyle bir kültür, edebi kültür, ahlak kültürünü aldığın zaman aşağı Besni'de 6 tane hamamı var ufak bir ilçenin. Evet. Bak insandaki temiz, şey, temiz ruha bak. Tabii. Kültüre bak, kültürün eksikliğine bak. 6 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane hamam olan bir ilçe burası. Evet. Hangi ilçede 5 tane hamam var? Evet. Hangi ilçede var şu anda? Hangi ilçede bu kadar temizliğe meraklı bir ilçe var? 20 tane cami var. Evet. Böyle bir ilçenin insanı niye dağılmış? Sebebi de insanların yani yönetici kadronun sahip çıkmamasından kaynaklanıyor. Evet. Sanayi, örneğin dokuma, tekstil sanayi, besinde tamam merkezi diyelim. Bugün bir zamanlar İstanbul'da ayakkabı sanayini besinler elinde tutuyordu. Orada da kendilerini artık adapte edemedi yani. Gelişen çağa ayak uyduramadılar. Teknolojiye ayak uyduramayınca bak orada da geriden alınlar. Evet, şimdi bir de şu var. Diyorlar ki burada kazandı, gitti hayır, orada. Öyle şey buna yok. Katılıyor musunuz? Hayır. Burada kazananlar zaten, hani bunu mübalağalı olmasın, toprak sahipleri buradadır zaten. He. Hani bir tane örnek göstersinler bana, ben size sayılır besinlerden örnek vereceğim. Yılmaz Kayalar. Burada kazanmadılar onlar. Parayı gene dışarıda buldular adamlar. Evet, Zeyrek Pamukçu. Onlar da mı dışarıdan buldular bu parayı? Hayır. Dışarıda kazandılar. Hayır, hayır. Hiçbirisi burada kazanmadı. Ha. Gelelim şey. Hacı Erişik vardı Uşak'ta. Evet biliyorum. O Hacı Erişik de burada kazanmadı adam. Evet. Dışarıda kazanmadı. Bölükçüler var. Bölük, onlar hiçbirisi. Mahmut Çekçek, Bekir Çekçek. Onlar da Bekir Polat. Hayır hiçbirisi burada kazanmadı. Bu yanlış şey. Ha. Ama dışarıya kendileri çabuk adapte ediyor adamlar. Yani girişken, atılgan. Çalışkan insanlar. Korkmayan insanlar. Cesur. Gelelim Urfa var.
Kurtlar. Yani yıllarca bizi Adıyaman'dan Tibet dünyasına bir kardeşe düşmancılık. Ben şahsen öyle duymuşum, öyle öğrenmişim. Halbuki Urfa'nın adamından da Adıyaman'ın adamı Mustafa Yazdi ve Münever. Malatya'nın adamından da Antep'in adamından. Özellikle de benim ilçemin adamı Mustafa Yazdi ve Münever insanlar. Kibar insanlar. Okumuş tahsil insanlarımız da öyleler yani. Bir diyelim ki bir yere müdür olmuştur. Gerçekten git bir besini sor. Kendini sevdirmiştir. O daireye kendini sevdirmiştir. Efendim esnaftır. O bölgeye kendini sevdirmiştir. Adana'da olsun. Siz İstanbul'da. Nerede kalıyorsunuz? Ben şimdi? İstanbul'da kalıyorum. Abi. İstanbul'da ha. Evet. Biz de İstanbul'da kalıyorum. Topkapı'da çanta üzerine çalışıyorum. Çantalarımızda. Şimdi sizden de soruyorum aynısını. Şimdi biz besini olarak benim dediğim bir kültürünüz var. Ben bu işi yazarım. Yani birçok eserim de hazır dosyamda. Şimdi diyorum ki Güney Anadolu'nun en zengin kültürü Besli. Güzel konuşması Besli'de. Evet, biz Orta Asya'dan belliyiz. Şimdi bazı cahiller diyor ki Besli'ne şurada. Biz Asya'dan belli sanatkar gelmişiz. Sovyetler Birliği araştırma yaptı. Bunu ben filmde açıklayacağım. Daha güzel. Şimdi biz sanatın %95'i sanatkardır besinler. Evet. Taşı sıkar suyunu alır. Kadınımız böyle avuyla namusuyla bir ekme şey yapar. Besinler daha bir namus davası görülmemiştir. Kimse kimsenin şeyini olmaz. Her yerde var. Onun için böyle bir kültürel bir çalışmamız olsa katkıda bulur musun? Bir folklor kurmak istiyoruz. Ben şahsen bir besin olarak hani ben kendi bölgemde ismimi, kendi çevrem vardı. İsmini duyurmuşum. Duyurmaya da çalışırım. Besine hayranım. Niye besine hayranım? Gerçekten ben buna inanıyorum. İnandığım için konuşuyorum. Güneydoğu'dan besin insan çiçeğe. Hani ben de aynı gittim. Urfa'ya git. Malatya'ya git. Diyarbakır'a git. Adıyaman'da da içine git ama 5 sene kadar münever insan dünya, Türkiye'de bırak dünyada bulunamaz. Evet. Çünkü atak, çalışkan, dürüst, samimi, iyi niyetli. Hadi efendim. İşte ben de bu işi 5 sene olarak 5 senenin bu hayatını yani, filme geçireceğim canlı. Çok güzel bir şey yani. Yani hatta Türkiye geneline genelinde. Şimdi ilk fırsatta 5 sene derneğiyle İstanbul, Uşak, Adana, Mersin, İzmir, Besli. Şimdi Uşak'a çektim. Şeyi de çektim. Mersin'de, İzmir'de. Şimdi Besli'den başladım işte. Devam ediyorum. Şimdi İstanbul'da ne dernekleri var? Ondan müşterek çalışıyoruz. Oradaki dernekte de bunlara tutmak gerekiyor. Bu tabii. Konuda. Peki. Bunun yanında özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Ben hava partimizde yaparım. Parti yok bizde. 5 milyar var. Dışarıda 5 milyar olduğunu ifa edip 5 milyar olduğu şekilde çalışmalı yani. Tabii. Bu düşmanlık ortadan kalksaydı zaten bu memlekette kalktı. Tabii biz 5 milyar olarak ele alıyoruz. Tabii. Zaten bu müveliye püsküyüzler. Eğer bu yapılmamış olsa zaten 5 kalkınıyor. Evet. Yani işte böyle AB ayrımı yapılmasaydı, ABC ayrımı yapılmayıysa 5 milyon tek vücut halinde çalışsaydı işte, bir git Sivasların Zara Derneği vardır. Böyle aslanların folukları vardır. Maddi manevi dayanışmaları vardır. Heriflerin bir belediye başkanı gelir, bakanı gelir, milletvekili gelir. Bizim 5 milyon derneği olur örnek verin. Milletvekilimiz buyurun. Efendim neymiş 5 milyon derneğini oluşturanlar B demiş de milletvekilimiz C demiş. Bunlar yanlış. Zaten kalkınmadığının sebebi de bu. Evet. Sayın milletvekilleri bu. Besni'nin özdeşi ben kendim. Ben gurbetten geziyorum. 1938'den bu. Ama benim karnım aç değil. Ama özlemim, tarihim, asaletimi her zaman korudu. Ve korumuşuz da. Ve şimdi artık bu çağın içinde bizim kültürümüzü başkaları kullanıyor. Ben buna karşı çıkıyorum ve bu kültürü bir şey kuracağım, folklor ekibi. Yani belki Türkiye çapında olacaktır. Yeter ki hemşehrilerim evet desin. Yani büyük bir para mevla istemiyor bu zaten. Ya
bir şey maddiden fazla manevi bir güç. Manevi de olmalı, maddi de olmalı. Filanın oğlu biliyorsun, filanın oğlu be türkü söylüyormuş. Bu gibi şeyler artık kalksın. İnsanlar özgürce sanat icraat yapsın. Bugün herkes öyle sivrilmiş. İbrahim Tatlıses bir amele bugün söz sahibi. Bunlar artık inanacak bir devri kapatalım diyorum. Kültürümüze sahip çıkalım. Ya o tür yabancılaşma olayı da var yani. Çünkü evet belki çıkmaz da İbrahim Tatlıses sanatçıdır diye horlanmamalıdır. Ha, işte onu diyorum. Şimdi bazı bizimle sanatçılar çıkmıştır ama benimle de gelmemiştir. Biliyorsun bir besteli var. Hasan Çiftçi, hemşerimiz. Antep'te ona buna çalıyor. Neden bir besteli 3 tane kişiyi barındıramıyorsak biz hiçbir şey yok. İstanbul'da menşide Ali Tekin Türemiz var. Söz yazarı sanatçı. Evet. Aslı Besli'ndi de kimse onun Besli olduğunu bilmez. Evet. Ali Tekin Türe bu Bülent Ersoy'a, Zeki Müren'e ben de yazıyorum. Bunlara söz yazarlığı yapan bir insandır. Evet. Çok güzel de şeyleri vardır yani. Evet. Bazı insanlar da meşhur etmiş. Hatta İbrahim Tatlıses'e bile onun verdiği parçaları var. Ali Tekin Türe.